Herkese merhaba. Antik tarihi anlamak kolay bir iş değildir. Tarihteki çoğu şeyi çözdüğümüzü düşünsek de tek bir keşif her şeyi alt üst edebilir. Bugünkü videomuzda sizlere tarihi değiştiren bazı inanılmaz yeraltı keşiflerinden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Kral Tut'un hançeri. Kral Tutankhamun'un mezarının Howard Carter ve George Herbert tarafından 1922'de keşfedilmesi hala arkeoloji tarihinin en büyük başarılarından biri olarak kabul edilir. O yıllarda Mısır'ın Krallar Vadisi'ndeki işçi kulübelerinin kalıntılarının altına gizlenmiş şaşırtıcı derecedeki sağlam mezarla ilgili eski Mısır hikayeleri popülerlik kazandı ve dünyada Mısır'daki arkeolojik gelişmelere karşı büyük bir ilgi oluştu. Mezar, biri krala ait küçük süslü bir hançer olan ve belirlenmesi yaklaşık 10 yıl süren binlerce değerli antika ile doluydu. Öyle ki burada yaklaşık 5400 parça kalıntı bulunduğu rapor edildi. Mumya ile birlikte gömülü olan demir hançer ise araştırmacıları oldukça şaşırtmıştı. Çünkü 3300 yıl önce Mısır'da demir işi inanılmaz derecede nadirdi ve bu hançer neredeyse paslanmamıştı. 2016 yılında teknolojik gelişmeler bir X-ray floresans spektrometresi kullanılarak nesne üzerinde yeniden inceleme yapılmasına izin verdi ve kullanılan metalin dünya dışı kökenli olduğu ortaya çıktı. Yüksek düzeydeki kobalt ve nikel, Ölü Deniz'den çıkarılan meteorlarla eşleşti. Ayrıca 2013'te test edilen başka bir Mısır demir eserindeki izlere benziyordu. Sonuçlar, taş devri zanaatkarlarının daha önce düşünülenden çok daha gelişmiş olduğunu gösteriyordu. Sonuç olarak bu hançer, demir çağında demir teknolojisinin yaygınlaşmasından yaklaşık 2000 yıl önce eritilerek demir haline getirilmişti. Piltdown Adamı. Sıradaki inanılmaz keşifle devam edelim. 1912'de Charles Dawson adında amatör bir arkeolog, insan evrimi anlayışımızı yeniden yazma potansiyeline sahip bir şey buldu. Dawson, Sussex'teki Piltdown köyü yakınlarındaki çakıl çukurlarında insan benzeri bir canlıya ait kafatası parçası bulduktan sonra Doğa Tarihi Müzesi'nde eski bir jeolog olan Arthur Smith Woodward'la temasa geçti ve ikili bölgeyi kazmaya başladı. Çok geçmeden burada paleontologların duyulmamış bir ilk insan türünün kanıtı olarak ilan edeceği birkaç ilkel alet, bir dizi diş, bir çene kemiği ve daha fazla kemik parçası ortaya çıkarıldı. O zamanlarda insanların Afrika'da evrimleştiğine dair kanıtlar artıyordu. Ve Piltdown adamı lakaplı bu keşif, İngiliz bilim camiasının Afrika kökenlerini reddeden üyeleri için uygun bir alternatifti. 1930'lara gelindiğinde Afrika'da erken Homo erectus türlerinin başka kalıntıları keşfedilmiş ve Dawson'ın keşfi tuhaf bir aykırı değer haline gelmişti. Ancak yine de Piltdown adamına olan inanç devam ediyordu. 1949 yılına gelindiğinde yeni bilimsel teknolojik kalıntıların yeniden incelenmesine izin verdi. Ve kafatasının sadece 600 yaşında olduğu ve kasıtlı olarak boyayla yaşlandırıldığı, dişlerin ve çene kemiğinin ise törpülenmiş bir orangutan veya şempanzeye ait olduğu anlaşıldı. Avrupalıların farklı şekilde evrimleştiğinin kanıtı gibi görünen şey, aslında Afrika evrimi üzerine olan araştırmaları 40 yıl geciktirerek tarihe zarar veren ayrıntılı bir bilimsel aldatmacaydı. Kral 3. Richard. Halk arasında oldukça popüler olan İngiltere'nin manyak çocuk katili Kral 3. Richard'ın mezar yeri uzun zamandır bir gizem olarak kalmaya devam ediyordu. Hatta bazı teorilere göre kralın cesedi 16. yüzyılda bir ara çıkarılıp Suar Nehri'ne atılmıştı. 2012 yazında Leicester Üniversitesi'nden bir ekip kralın mezarını bulmak için bir arkeolojik keşif gezisine öncülük etti. Tarihi haritaları kullanarak Richard'ın gömülü olduğuna inandıkları Leicester Belediye Meclisi Otoparkı'nın altında bulunan kayıp Grey Friars Manastır Kilisesi'nin arazisini keşfettiler ve kazıya başladılar. 6 saatten biraz fazla bir süre içinde sonunda onları Kral 3. Richard'ın savaşta yıpranmış kalıntılarına götürecek bir insan bacak kemiği keşfettiler. Tabii bu kalıntıların doğrulanması yaklaşık 6 ay sürdü. Sonunda kalıntılar kralın yaşı, büyüklüğü ve yapısıyla ilgili tarihsel hesaplarla karşılaştırıldı. Radyokarbon tarihlemesi ölüm tarihini doğruladı ve mitokondriyel DNA, kralın soyundan hayatta kalan torunlarla eşleştirildi. Ayrıca bulgu, Richard'ın ölümüyle ilgili gerçek olarak kabul edilen mitlerin çürütülmesinde de etkili oldu. Ancak bir şey doğru çıktı. Richard'ın omurgasının skolyoz eğriliği, popüler kambur kral tasvirinin tamamen kurgusal olmadığını gösterdi. Kıyamet fosilleri. 66 milyon yıl önce dev bir asteroidin modern Meksika kıyılarında dünyaya çarptığı ve tüm yaşamı silip biz insanların doğuşuna yol açtığı o günde tam olarak ne olduğunu hayal etmek gerçekten zor.
Neyse ki 2012 yılında Kuzey Dakota'da 12 bilim insanı tarafından keşfedilen iyi korunmuş bir fosil alanı, dinozor neslinin tükenmesi olayı hakkında önceden bildiğimizden daha fazlasını ortaya koyuyor. Dikkat çekici kalıntı, fosilleşmiş bitki yaşamı, uzun süre önce soyu tükenmiş tatlı su balıkları ve kaya ve tortuda gömülü hayvan kalıntıları içeriyor. Meteor çarptığında Chicxulub olarak bilinen dev bir krater yaratmıştı ve çarpmanın etkisiyle deniz canlıları, depremler ve tsunamilerle binlerce kilometre yol almış ve dakikalar içinde iç kesimlere sürüklenmişti. Buluntular da bu teoriyi destekliyordu. Ayrıca tektit olarak bilinen minik kil ve cam küreler gökten erimiş kaya şeklinde yağarken dünya inanılmaz derecede yüksek sıcaklıklara ulaşmıştı ve bu ısı karada yaşayan canlıları öldürmüştü. Çarpmanın etkisiyle nehirler ve göller boşalırken dalgaların üzerine yağan tektitler balıkların solungaçlarını da tıkamıştı ve bu durum fosil kalıntılarının %50'sinde tanımlanabiliyordu. Bu fosil yatağı Chicxulub'un sonuçlarının en iyi görüntüsünü sunarak olaylara bilimsel bir bakış açısı katıyor. Dahası burada bulunan dinozor kalıntıları da bölgenin bu kozmik afetin dinozor çağını sona erdiren olay olmasıyla ilişkilendiren ilk yer yapıyor. Evcilleştirilmiş kediler. Hayati bir öneme sahip olmasa da kedi ve köpek gibi hayvanların zaman içinde nasıl evcilleştirildiği sorusu araştırmacıları yıllarca şaşırtmaya devam etti. Evcilleştirilmiş kedilerin en eski kanıtı eski Mısır sanatının yaklaşık 4000 yıl öncesine uzanan tasvirlerinde mevcuttu. Ancak 2001'de Çin'de yapılan yeni bir keşif kedilerin insanlarla olan ilişkisine dair anlayışımızı daha da geliştirdi. Arkeologlar kuzeydeki Shanxi eyaletinde yaklaşık 5500 yıl öncesine tarihlenen kedi benzeri kalıntılar buldular ve bu da evcilleştirmenin Asya'da kendi başına gerçekleştiğini düşündürdü. Bilim insanları Batı yaban kedisinin uzak bir akrabasına ait olan çok sayıda kedinin çenesini inceledi. Kalıntılar yaban kedileri için olağan aralığın dışında olduğu için araştırmacılar kedilerin büyük tahıl depolarına sahip yerleşim yerlerine çekildiği sonucuna vardılar. Bu yeni kanıt en eski kedilerin antik Mısır'da evcilleştirildiği ve yavaş yavaş Asya ve diğer kıtalara yayıldığı fikrini çürüttü. Aslında bu kediler karşılıklı çıkar ilişkileri nedeniyle insan çiftlik işçilerine yakınlık geliştirmeye başladıklarında kendilerini evcilleştirmiş oldular. Homeros'un Truva'sının keşfi. Homeros'un İlyadası, Truva şehrinin 10 yıl süren kuşatmasını ve ardından gelen Truva Savaşı'nı detaylandıran Yunan destansı şiirlerinden biridir. Ancak çağlar boyunca böyle bir yerin varlığı geniş çapta tartışılmıştı. Ta ki Alman arkeolog Heinrich Schliemann 1870'ten 1890'a kadar savaşın hisarlık bölgesindeki potansiyel alanını dikkat çekici bir şekilde ortaya çıkarana kadar. Esasen 9 metre yüksekliğinde ve taş yapılarla çevrili bir höyük olan bu yapının İlyada'daki kayıp şehir olduğuna inanılıyordu. Ancak daha sonra doğru tarihleme yapıldı ve Schliemann'ın Truva'yı kazdığını düşünürken yaklaşık 1000 yıl daha yaşlı başka bir şehri ortaya çıkardığı fark edildi. M.Ö. 3000 ila M.Ö. 500 arasında aynı yerde yıkılıp yeniden inşa edilen 9 Truva olduğu ortaya çıktı. Schliemann, İlyada'daki efsanevi Kral Priam'ın şehri de dahil olmak üzere kanıtların çoğunu bilmeden yok etmişti. 1990'larda arkeolog Manfred Korfman tarafından yapılan diğer kazılar, aşağı şehrin önceden tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu, yani 75 dönümden fazla bir alanı kapladığını ortaya çıkardı ve araştırmacılar sonunda Homer tarafından detaylandırılan şehrin muhtemelen Troya 6 ve Troya 7'nin bir melezi olduğu sonucuna vardı. Agamemnon'un maskesi. Truva şehrinin keşfi, Heinrich Schliemann'ın yaptığı ve doğru olmayan tek keşif değildi. Schliemann, Homeros'un antik kentinin varlığını kanıtladıktan sonra 1874'ten 1876'ya kadar Yunan arkeolojik alanı Miken'de daha fazla tarihi gerçeği ortaya çıkarmak için yola çıktı. Burada çarpıcı bir altın ölüm maskesiyle tarihi değiştiren başka bir keşif yaptı. Öyle ki bu kalıntı hemen efsanevi Yunan hükümdarı Agamemnon'a atfedildi. Agamemnon, İlyada ve devamı olan Odisi'de korkunç bir kral ve savaşçı olarak yer almasının yanı sıra Yunan trajedilerinde popüler bir karakterdi ve ölüm maskesi de yaşadığı şehir kadar gerçek olabilirdi. Schliemann, Agamemnon'un mezarının yerinin uzun süredir gömülü olan bir Tunç Çağ kalesinde olduğunu detaylandıran Pausanias adlı bir milattan sonra 2. yüzyıl gezgininin yazısına güveniyordu. Maske kurgusal hükümdarın tasvirine benzese de bu yeraltı mezarları aslında Truva Savaşı'ndan en az 300 yıl önceydi. Yani çok daha eski bir Miken liderine aitti. Bununla birlikte Schliemann'ın Homer'ın hikayelerine olan hayranlığı antik tarihin başka bir bölümünün keşfine yol açmıştı. Victoria Mağarası. Yorkshire Dales'teki bu mağara son derece normal görünebilir.
Ancak burası tarihi değiştiren bir yeraltı mağarası olarak biliniyor. 1837 baharında Michael Horner, Deyes'te yürüyüş yaparken köpeği onu küçük bir açıklığa götürdü ve adam kendisini Roma objeleriyle dolu bir mağarada buldu. Birkaç hafta sonra işvereni Joseph Jackson'la birlikte buraya tekrar geldiler ve büyük bir oda keşfettiler. 3 yıl boyunca Jackson tarafından burada birçok amatör kazı yapıldı. 1840'a gelindiğinde bulunan kalıntı sayısı inanılmaz derecede artmıştı. Kazıları yapan ikili, bir sırtlarının çene kemiğinin inanılmaz keşfini yaptıklarında Charles Roche Smith adında bir Roma tarihi uzmanıyla temasa geçtiler. Mağara, insan ve hayvan tarihine bir Victoria dönemi büyüsü getirmişti. Keşiften sonraki 30 yıl boyunca, 130 bin yıl önce, yani iklimin önemli ölçüde daha sıcak olduğu zamanlarda, Deyes'te yaşayan su aygırları, gergedanlar, filler ve benekli sırtlanlar gibi egzotik hayvanların kalıntıları ortaya çıkarıldı. 1870'te Charles Darwin bile evrim teorisini destekleyecek kanıt aramak için Victoria Mağarası'nı ziyaret etti. Bir diğer yandan yaklaşık 15 bin yıl öncesine ait buz devrinin sonundan kalma bir başka kemik tabakası, buzulların erimesinden sonra insanların Kuzey İngiltere'ye ulaştığının en eski kanıtı olarak kabul edildi. İkinci Dünya Savaşı Alman Sığınağı. Hollanda şehri Lahey kıyılarındaki kum tepelerinin altında Hitler'in Atlantik Wall savunma planının bir parçası olarak 2. Dünya Savaşı sırasında inşa ettirdiği ve Kuzey Norveç'ten Güney Fransa'ya uzanan bir Nazi sığınak ağı yatıyor. Savaştan bir süre sonra bu unutulmuş yeraltı sığınakları 1970'lerde kumla dolduruldu ve Hollanda makamları burayı tekrar kazana kadar gömülü kaldı. Yaklaşık 870 sığınak, ahşap duş odalarından devasa baraj sığınaklarına kadar uzanan tüneller ve yapılar ağını sık sık ziyaret eden Alman askerlerine ev sahipliği yapıyordu. Günümüzde ise yaklaşık 470 sığınak bulunabiliyor ve 2008'de 7500 metreküplük en büyük kumlu alanlardan biri çıkarıldı ve 10 odalı ve 3 katlı olarak eski haline getirildi. Kazılan sığınak, ziyaretçilere savaşın dehşetine dair bir izlenim yaratacak şekilde Atlantic Wall Müzesi Nordwijk'e dönüştürüldü. Ayrıca Lahey, bir barış ve adalet metropolü olarak ün yaptığı için sığınakların keşfi bir zamanlar orada meydana gelen kargaşayı hatırlatıyordu. Ayrıca böyle bir arkeolojik kazı, 1940'lardaki Alman askeri operasyonlarının önemli bir örneğidir ve kalıcı yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Pekala, sizce bu inanılmaz yeraltı keşiflerinden en şaşırtıcı olanı hangisiydi? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.